so I'm not doing. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım, ben önce... Ha tamam, pardon, siz tanışmayın. Hayatta ben konferansa burada Narkış'ına davet edilmediğimden. Astronomi fizikli okul arkadaşı bilgi sahibi olmayan var mı? Bu etkinliği nereden duydunuz? İnternet el kaldırsın. Afişler el kaldırsın. Arkadaştan duyanlar el kaldırsın. Esas arkadaştan duyulur. Başka ne? Arkadaşlar Astrolojisi Topluluğu 2006. Ali Atasever varmış şu anda Sabancı Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Batalından bugüne çok çeşitli deneyler, müze gezileri, bu şekilde konferanslar yaptık ve bunları yapmayı da önceki yıllarda sürdürmek istiyoruz. Yani özetle yani sizin de yani fiziğe ilginiz varsa, hayatları alanında görüyorsanız, o çalıştığınız alana bunu uyarlamak istiyorsanız bize katılın derim. Sizin için çok faydası olacaktır gerçekten. Çünkü mesela tanışma toplantısı yaptık. Gelenlerin büyük bir çoğunluğu moleküler biyoloji ve genetikten geldi. Bir arkadaş matematikten geldi. Yani o kadardı. Mesela moleküler biyoloji ve genetik çok büyük bir ilgisi var bu yıl. Yeni üye olarak. Bunu söylemek istiyorum. Ve hani takipte kalın diyorum. Teşekkürler. Yücel Hocamı, Yardımcı Doçent Doktoru Celengin'leri ve sonsuza kadar Yardımcı Doçent Doktoru. Hiçbir zaman doçent ya da profesör olmayacak. Böyle de bir vurgusunu yapalım. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar 2-3 senede bir beni bu kozmolojiye davet ederler. Ondan sonra. Şimdi kozmoloji dünyadaki en hoş, en boş konulardan biridir. Ondan sonra insana hiçbir hayatta pratikte hiçbir faydasını göremezsiniz. Bu pratikte faydasını nasıl görürsünüz? Atıyorum kozmoloji, ben dersiniz kozmolojide doktora yapacağım, profesör olacağım. Bir bak, profesör de olursunuz. O başka mesele. O konudan bağımsız bir şeydir. O hayat hırsıyla alakalıdır. Yani şimdi soyut matematik falan çalışan insanlar var. Adam başarılı olmuş. Ben mesela görüyorum yani işte şeyde bölümde de öyle çalışma arkadaşlarımız var. Başka üniversitelerde de. Yani adam çalışıyor işte bilmem ne grubunun bilmem ne olduğunu ispat etmeye. Yani ben şimdi hani bir kez mesela öyle bir seminere girdik matematik bölümünde. Ben dehşet içinde baktım yani. Hani dünya ne vaziyette? Ondan sonra ne dünyada ne afetler oluyor? Bu adam bunu mu ispat etmeye çalışıyor diye. Kozmolojide bunların benzer bir durumu yani. Başka hiçbir şey değil. İnsan, efendim işte nereden geldik, nereye gidiyoruz falan gibi böyle hani şey. Hani hayattan ümidini kesmiş ama biraz yanlışlıkla kitap okumuş insanların düşünceleridir. Şimdi bu işte kozmos, evren, kainat üçü aynı manada. Kozmos demek benim bildiğim Yunanca düzenli olmaktan gelmiş. Yani evrenin düzeni kavramından kozmos gelmiş. Kainat Arapçası, evren diye Türkçe'ye çevriliyor. Hani biz de Atatürkçe insan olarak evreni sık sık kullanıyoruz ama evren de aslında benim gördüğüm, ondan sonra Dede Korkut hikayeleri de ejderha demek. Yani hani Türkçe'de de ne kadar gerçek bir tercüme olmuş veya ne kadar bilinçli yapılmış, o da tartışma bir durum. Bu kozmoloji konusu hani standart kozmoloji İngilizcesi böyle kozmoloji dediğinizde Türkçe oluyor çünkü Fransızdan geçmiş her laf bize. Ondan sonra kozmoloji diyorsunuz İngilizce oluyor. Yani aksan farkıyla Türkçesi İngilizcesi değişir yani. Bu kozmoloji konusu bir kez hiçbir zaman insanın şeyden ayrılmaz. Neydi onun adı? Bir saf bilim değil. Hani ne diyeyim şimdi? Motor yaparsın saf bilimdir. Wright kardeşler uçak yapmış. Saf bilim. Wright kardeşler profesör değilmiş. Bisiklet yapımcısıymış, atölyesileri varmış. Adamlar uçak yapmış, uçurmuş. Uçak uçuyor. Sen profesörsün, değilsin, ispat etmişsin. Wright kardeşler uçağı uçurmadan evvel 19. yüzyıl sonunda pek çok matematikçi ve teorik fizikçinin ispatları var ki yoğunluğu havadan yüksek olan hiçbir şey uçamaz. Teorisyen ispat ediyor ki hiçbir şey uçamaz. Ondan sonra bisiklet yapımcısı adam uçuruyor. Yani şimdi ikisinin arasında fark var. Veya
bir de fayda açısından bakarsan, yani şimdi olsa bu Einstein'ın ya da diğer böyle işte teorik fizik, matematik bu konularda çalışan insanların yaptıkları ile mesela Pasteur'ün yaptığını mukayese edin yani. Şimdi Pasteur'ün yaptığı aşıdan çoğumuzun hayatı kurtulmuştur kuduz aşısından. Yani ben en azından iki defa kepek ısırdı, iki defa aşı oldum yani. Hani, ondan sonra kaç daha hızlı kaçmaya başladı. Ondan sonra şimdi adam bunu çalıştığı zaman mesela okumuştum. Hani bu şimdiki gibi virüs üretimi yok. Yani kuduz köpeği bağlıyorlar masaya. Kuduz köpeğin ağzından salya akıyor. Adam da eline eldiven giyip altına tüp tutuyor yani. Hani şimdi bu adamın yaptığı, aldığı risk, hayata faydası nerede? İşte teorik olarak bir denklem çözenin faydası nerede? Bir kez onun için hani yaptığı bu işte bu kolayı falan bir böyle gözde abartarak yani kozmoloji konusunu konuşmamak lazım. O adamların yaptıkları yanında hiçbir şey. Bir. Şimdi ikincisi bu kozmoloji konusu şeyden insanın böyle felsefi düşüncelerden, dinden, ondan sonra hayata bakış açısından ayrılmaz. Bunlarla ilintili. Şimdi ilk önce mesela bak ilk kozmoloji kitabı, bugünkü dünya üstünde etkisi olan ilk kozmoloji kitabı ne biliyor musunuz? Tevrat. Yani şimdi daha önceki de kozmolojik modeller var. Hinduların da kozmolojik modeli var. Asurlu'nun da var ama onlar bugünkü kültüre geçmemiş. Gerçek anlamda mesela ilk bugünkü kültürde etkisi olan Tevrat 1. bölüm yaratılış İngilizcesiyle Genesis. Burada diyor ki Tanrı dünyayı, işte in the beginning İngilizcesiyle başlıyor. Başlangıçta Tanrı dünyayı ve gökleri yarattı. Üstüne de bu göklere iki tane ışık koydu. Ay ve güneşi ifade ediyor. Biri gündüzü biri geceyi aydınlatsın diye. Sonra diyor göklere pek çok küçük ışık koydu. Yıldızları ifade ediyor. Sayıları bilelim, yolumuzu bulalım diye. Mantık ne? Yani esas olarak insan. Yani esas diyor insan yaratılmıştır, bu dünya yaratılmıştır. Geri kalan her şey diyor aksesuar etrafta. Yani insana bir faydası olsun diye yaratılmış. Yani şuradan merkezli bakıyorsun dünyaya. Bütün hani bu bütün dinlerinde temelinde veya bütün eski klasik felsefelerin hepsinin temelinde var. Yani etrafa bakıyorsun, her şey bizim için diyorsun. İşte koyun ne için? Kesip yiyeyim diye. Yıldız ne için? Yönümü bulayım diye. Böyle gidiyor. Şimdi buradan dolayı şey gelişmiş. Neydi anladın? Şimdi öyle bakmışlar hayata. Teknoloji de yok. Herhangi bir teknolojik bilgi de yok. Yani sadece mesela niye hatta da bu tipten yazılar Orta Doğu'da daha çok çıkmış? Çünkü çölde güzel görüyorsun gökyüzünü. Şimdi başka atıyorum yani Kuzey Avrupa'da Vikingler görmüyor. Onlar da denizcilik falan yapıyorlar. Bir şeyler görmeye çalışıyorlar ama adamın göğü buluştu. Ne yapsın? Fazla göremiyor. Ama mesela Orta Doğu'da çölde bir Yahudi, bir Arap iyi görüyor gökyüzünü. Şöyle bundan sonra bunun üzerine bu tarzdan düşünceler türemiş. Şimdi bir bu var. İkincisi aynı dönemde de fizik Yunanlılardan çıkma bir şey. Bu klasik şimdi mesela bugünkü fizik kitaplarında falan dalga geçilir bazen anlatılırken. Aristo'nun fiziği var şimdi mesela. Aristo'nun fiziği. Bir şeyin üstüne kuvvet uygulanırsa gider, kuvvet uygulanmazsa durur. Şimdi aslında Aristo çok da yanlış söylememiş. Ama ne hangi işle ilgilendiğine bakar. Yani şimdi bir arabayı itersen gidiyor, değil mi? Ve motorun olmasın, o devirdesin. Bir şeyi alıyorsun, arabasını itiyorsun, gidiyor. İtmezsen bırak, gitmiyor. Yani yalan mı? Yani bak şimdi hani modern fizik kitabının onunla alay etmesi aslında haksızlık. Modern fizik kitabı daha sonradan sizin bugün fizik 1, fizik 2 bilmem ne kitaplarında okuduğunuz fizik uzay fiziği, boşluğun fiziği, sürtünmenin olmadığı ortamın fiziği. Aristo'nun da ilgilenmemiş ki Aristo Büyük İskender'in bir savaşçı bir kralın hocası. O daha çok mesela ok nasıl gider diye düşünmüş. O doğru, ok şimdi çekiyorsun, atıyorsun, belli bir süre sonra düşüyor, hava sürtünmesi var. Yani veya bir at arabası, o devirde at temel araç, at çekmezse gitmiyor araba. Adam esasında sürtünmeli ortam için bir fizik geliştirmiş. Şimdi bu ikisi birleşmiş. Bir yani Orta Doğu'daki gökyüzü gözlemi, bir de bu şeyleri Yunanlıların fiziği, Aristo'nun, yani Aristo da son noktasını bulan diyelim. Yoksa hiçbir isim şey değildir. Yani hiç kimse oturmuş da tek başına düşünmüş hiçbir şey. Yani sadece bunlar için değil. Daha güncel hayatta etkili olan şeyler için de. Hiç kimse bir başından sonuna hiçbir şey yapmadı. Hepsi bir sürecin sonucudur. Bizim de isim olarak bildiğimiz insanlar bir sürecin sonucudur. Yani savaşlar, politik olaylar da öyle. Bunun dışında bilim de böyle.
Yani efendim relativite, Safi Einstein'dir, Einstein'dan evvel de bunların üzerinde çalışıldı. Gilgit Einstein'ın en toparlayıcısı. Newton buldu. Newton aslında Newton'dan önce de pek çok şey yapıldı. Newton onları buldu, toparladı artık hani. Şey yaptı, tümden gelimini yaptı pek çok verinin üstüne. Yoksa her şey öyledir dünyada. Şimdi bir böyle bir kavram var. Bunların üstüne böyle dünya merkezli bir kozmoloji gelişmiş. Hatta böyle işte kutsal kitaplara falan ismi geçen yedi kat gök. Yedi kat gök dedikleri de gözle görünen gök cisimlerini vurguluyorlar. Çünkü teleskop yok, gözle ancak görüyorsun. Venüs, Jüpiter, Satürn, Mars gözle görünür. Güneş ve Ay da gözle görünüyor. Toplam altı. Gezegenle yıldızı ayırmak kolaydır. Yani yıldızlar, bakın gökyüzüne bakın, yıldızlar böyle göz kırpıştırır. Scintillation deniliyor İngilizce ona. Scintillation deniliyor da Türkçe. Bak, şey yapılmış böyle hani komedi bir durumu var. Ondan sonra bu çünkü çok uzaktan geliyor ışık. Çok uzaktan geldiği için boşluğu dolduran böyle yıldızlar arası toz. Yani hiçbir harekete falan engel olmayacak. Çok seyrek o toz. Işıkta kesikliklere neden oluyor. O nedenle yıldızla gezegeni ayırabilirsin. Gezegen yakında. Gezegen hafif şöyle şey gösteriyor kendini, yani nokta gibi görünmüyor. Biraz daha büyük, noktadan azıcık daha büyük görünüyor ve ışığı kesiksiz geliyor. Onun için yani çıplak göz yıldızla gezegeni ayırır. Dört tane gezegen gözle görünüyor. Ayla güneş görünüyor, altı. Bir de yıldızları bir bütün olarak sayıyorlar. Bütün yıldızların tek bir kürede olduğunu düşünmüşler. Yani düşünmüşler ki kocaman bir küre var. Kürenin üstünde de böyle şeyler var. Işıklar var. Yine o yıldızların hepsi aynı mesafede olarak algılanmış dünyada. Bu şekilde düşünülmüş ki 7 tane iç içe geçmiş küre var. Düşünün. Hani mesela bu konularda ilk yazmış kişilerden bir tanesi, yani böyle daha bilime yakın yazmış kişilerden bir tanesi Ptolemy. Ptolemy şeyin soyundan geliyor. Şöyle söyleyeyim. Büyük İskender'in komutanlarından bir tanesinin torunu gibi bir şey. Yani Büyük İskender'in, işte Büyük İskender ne zaman öldü? Milattan önce 323. İşte Büyük İskender ölünce dört komutan arasında, yani dört tane güçlü komutan arasında imparatorluk dağıtılmış. Ptolemy de Mısır bölgesine hükmeden, yani o bölgeyi o elinde tutan adam. Hazır işte oradaki o bilgilerle adam ondan sonra oturmuş astronomiye. Onun çocukları böyle geleneksel olarak astronomiye merak salmışlar. Mesela ilk bu böyle bu yedi kat gök, işte böyle küresel böyle konsantrik kürelerden oluşan bir sistem şey yapılmış. Ek olarak şimdi zaman geçmiş, insanların kafasında bir soru uyanmış. Demişler ki ama gök cisimleri hareket ediyor. Gidiyor geliyor. Peki nasıl gidiyor geliyor? Bunu da şimdi açıklamanın yolu Aristo'nun fiziği. Şimdi Aristo'nun fiziği biliniyor. Ondan sonra Aristo'nun fiziğini tek doğru fizik olarak kabul ettiğin için bak adamlar bakmışlar demişler ki kim kuvvet uyguluyor buna? Tek çare yani kutsal bir güç uyguluyor. Hatta Orta Çağ Avrupa'sında resmi teori şuymuş, melekler itiyor. Yani 1100-1200'de hani gitseniz mesela Heidelberg Üniversitesi'nde mesela şimdi ay efendim şimdi ne maşallah üniversite diyorlar. 800 yıl evvel gitseniz Heidelberg Üniversitesi'nde ben fizik çalışmak istiyorum. Güzel bakalım şimdi hani ayı hangi melek itiyor bakayım. Mülakat bu. Hani böyle mesela bir yüksek lisans mülakatı var yani. Hani o sonra güzel yani. Böyle şey. Şimdi bir. Şimdi biz bugün gülüyoruz ama hani o zaman bilinen bu. Kavramlar bu. Yani şimdi o gün olsa sen bunu ciddiye alacaksın. Yani hatta belki anlayamayacaksın bile. Yani çok çok ciddiye alacaksın. Yani şimdi anlamadan atıyorum. Yani süper yetkenlik diyorlar. Vay içinden ciddiye alıyorsun. Anlamıyorsun da fazla. Kafada basmıyor ama herhalde çok acayip bir şeydir diyorsun yani. Hani şimdi sen 1200'de yaşasaydın bunu çok ciddiye alacaktın yani. Hani vay diyecektin ulan herife bak lan işte bak şu yıldızı hangi meleğin gittiğini biliyor falan yani. İşte bu bilim budur oğlum ben bunu öğrenmek istiyorum falan. Hani böyle çalışacaktın yani. Hani şimdi yaşadığın çağın toplumun insanısın yani. İleriden geriye bakılamaz. O zamanın koşulları içinde neysen olsun yani. Hani bütün dünya böyleymiş. Mesela şimdi biz bu Aristo'nun fiziğini şimdi bugünkü kitap gülüyor mülüyor. Kardeşim Farabi için ne diyorlar? İkinci hoca diyorlar. Kim birinci hoca? Aristo. Yani Farabi Aristo'nun yorumcusu. İbn Sina, biz doktor olarak daha çok biliyoruz. Aynı zamanda filozof ve
fizikçi. İbn Sina Aristo'nun yorumcusu olarak aynı zamanda biliniyor. Yani şey değil, bütün dünyada bu ortak kabul. Yani eldeki şeyin içinde. Şimdi bir, şimdi bütün bunların içinden bir çıkan nokta var. Peki şimdi hepimiz, işte kimi insan bundan rahatsızdır, kimi mutludur, kimi işte ondan sonra iyi yönü de var, kötü yönü de var der vesaire. Biz şimdi üniversite olarak ne, üniversite ortamında, akademik hayatta neyi yaşıyoruz? Aslında çok ciddi söylüyorum. Vatikan'ın kurduğu manastır sisteminden doğmuş üniversiteyi yaşıyor bütün dünya. Yani bunu sevmeyen de öyle yaşıyor. Ateist Sovyetler Birliği'nde de üniversite sistemi bunun üstüne kuruluydu. Japonya'da da, Türkiye'de de, Suudi Arabistan'da da, İran'da da, başka bir yerde de. Buradan çıkıyor. Rektör manastır yöneticisidir. Rektör isim kökeni buradan gelir. Dekan nereden gelir? Deyakos, papaz yardımcısı. Yani buradan gelir. Yani bütün dünyaya bunlar böyle yayılmıştır. Yani bu, ha niye peki adamın kültürü bu şekilde hakim oldu, çıktı? Bunun da her şeyin tarihsel nedeni vardır. Hiçbir şey öyle hani mutlak olarak anlaşılmaz. O tarihi koşulu bilmek lazım. Adamlar Batı Avrupa'da yaşıyordu, sıkışmışlardı. Doğuya doğru gitse Ortodoks Hristiyanlık var. Buraya gelse işte önce Arap İslam İmparatorluğu, sonra Osmanlı İmparatorluğu var. Aşağı Afrika'ya falan inmeye kalktığında çölleri falan aşamıyor daha henüz. Yani o teknoloji gelişmemiş. Ne yaptı? Adamlar denize açıldılar. Başka çare yoktu yani. Yani sıkışmış adam. Dedi ki hani Christoph Kolomb, hani filmlerde falan öyle gösterilir ya, yani böyle işte Christoph Kolomb idealist bir insan. Ondan sonra gideceğim, Hindistan'ı bulacağım, insanlara iyilik edeceğim falan. O devirde Christoph Kolomb gibi Hindistan'a öbür yandan varmaya çalışan 100 tane denizci var. Kimisi de bu arada boğuldu, battı gitti. Kimisi beceremedi, korktu, arada döndü. Kimisi fırtınaya kapıldı. Christoph Kolomb onların arasından başaran, ulaşan. Yani her şey öyledir zaten. Yani herhangi bir konu. Yani atıyorum Adolf Hitler. O 1920'li yıllarda Adolf Hitler gibi Almanya'yı kurtaracağım diye ortaya çıkmış yüzlerce milliyetçi Alman vardı. O aradan çıktı. Efendim işte Lenin. 1916-17'de Sovyetler Birliği'nde Rusya'da devrim yapmak için ortaya atılmış tonla insan vardı Lenin'in içinde. Yani buna benzer her şey, bir toplumun yönelmişi bir şey olmadığı takdirde sen birey olarak hiçbir yere gidemezsin. Yani bu bütün dünyada her iş için böyledir. Şimdi ek olarak bu adamlar denize açıldılar. Denize açılınca denizde yol bulmak için ne lazım? Dürbün lazım. Bir kez kafadan etrafı göreceksin yani. Dürbün yapılınca denizde her şey ihtiyaçtan doğar. Kimse laf olsun diye çalışmaz. Her şey bir ihtiyaçtan doğar. Zorunda kalırsın, çalışırsın. Zorunda kalmazsan yan gelir yatarsın. İnsan böyledir. Yani herkes böyledir. Bütün canlılar böyledir. Adamlar bunun üzerine mecbur kaldı yani. Sıkışmışlar. Bu denizi aşmak lazım. Denizi aşmak için rota bulmak lazım. Dürbün yapıldı. Yıldızların düzgün haritası çıkartıldı. Yani yaklaşık biliniyordu ama bu sefer ciddi harita çıkartıldı. Hangisi hangi saatte nerede oluyor çıkartıldı. Bunun sonunda da uzaya bakılmaya başlandı. Yani teleskop diye bir şey icat oldu. Teleskop diye bir şey icat olunca işte bu Galileo vesaire veya Galileo'dan önce başkaları baktılar etrafta hareketlerine, gezegenlerin. Baktılar, yıldızlar düzgün dönüyor bak. Yıldız kalkıyor, doğuyor, geliyor. Ondan sonra fakat gezegenler, bu dört tane gezegen, dört tane küreye tekabül eden işte Mars vesaire. Artı bir iki fazla da onların uyduları falan da gözlendi. İşte Merkür'ü falan da gözlemeye başlıyorsun teleskopun oldu mu. Gezegenler düzgün hareket etmiyor bak. Geliyor adam, hani buna ilmi irfani lafta retrograd hareket diyorlar yani. Hani ters yönde, retro yani hani hareket. Şöyle geliyor, şöyle gidiyor, şöyle geliyor. Mesela gezegenlerin böyle bir hareketi gözlendi. Aman dediler, niye bu böyle adam böyle hareket yapıyor yani? Böyle bir şey niye oluyor yani? Hani yıldız düzgün giderken, düzgün o hareket yaparken başka gök cisimleri, gezegen dediğimiz veya tam gezegen tanımı da oturmamış daha henüz. Yani bu 4-5 tane cisim ne diye böyle düzensiz hareketleri var arada. Bunun da tek açıklaması vardı. Ondan sonra biz de dönüyoruz onlarla beraber. Yani sen aralarda onu geçiyorsun. Bu sefer o geriye gidiyor gibi görünüyor. İster istemez yani sen de dönüyorsun, sen merkezde değilsin, sen merkezde olsan herkesi düzgün hareket ediyor görürsün. Ama sen de demek ki dönüyorsun ki onlarla beraber hareket ediyorsun ki
göreceli hareket oluyor. Yani görecelilik derken burada relativiteden bahsetmiyorum. Yani normal göreceli hareket oluyor. Sen gider bazen, değil mi? Sen mesela yanındaki cisim, yanındaki otobüs bazen senin aynı hızda gidiyor. Bakıyorsun adam da el sallaş. Yani hani adam duruyor gibi görünüyor. Yani bunun dediğim gibi yani Einstein'ın relativite teorisiyle falan alakası yok. Güncel hayatın göreceliliği yani. Hani bakıyorsun ikisi de duruyor. Durmuyor adam, gidiyor. Senin aynı hızda gittiğin için gidiyor. Ondan sonra sen daha hızlı gittiğin zaman onu geriye gidiyor görüyorsun. Yani bu standart bir kavramdır. Bu da aynı şekilde adama baktılar, gezegenler yerine göre ileri gidiyor, geri geliyor. Ha demek ki biz dediler, biz de hareket ediyoruz ki biz bunları yanlış görüyoruz. Yani mesela bu dönemden çıkmış bir kavramdır bu. Yani işte o Galileymiş, işte Kopernikmiş, Kepler'miş, işte o Tycho Brahe'ymiş. Büyük ihtimalle de bunlar ismi kalmış olanlardır. %90 bu işin bizim şu bugüne ismi kalmamış bir yüzlerce daha kahramanı vardır veya kahraman mı demek lazım? Uğraşmışı vardır yani. Hani kahramanlık da bu kadar ucuz mu yani? Hani göğe bakmak kadar yani. Hani şimdi gerçek kahramanlara ayıp etmeyelim. Ondan sonra bu işin daha yüzlerce başka uğraşmış insanı var. Hepsinin datasından çıktı ki arkadaş biz de dönüyoruz. Bir, şimdi sen dönüyorsun demek ki güneş sistemi diye bir şey var. Güneş sistemi zannedildiği gibi değildir. Güneş sistemi ilk an kabul edildi de. Çok da hani şey yapılmadı. Vatikan da kabul etti güneş sistemini. Mesela şöyle düşünürler. Denirler ki Giordano Bruno'yu Vatikan'da yakmışlar. Çünkü işte dünya güneşin etrafında dönüyor dediği için. Giordano Bruno'yu dünya güneşin etrafında dönüyor dediği için yakmadılar. Giordano Bruno'yu burada Hallacı Mansur'u yaktıkları sebepten yaktılar. Öldürdükleri sebepten öldürdüler. Tanrı her yerdedir dediği için öldürdüler. Yoksa dünyanın güneş etrafında döndüğü kabul edilmiş bir kavram. Esas olan tartışma şu. Biz dünya güneşin etrafında dönüyor. Bundan çıkan bir sonuç var. Biz özel yerde değiliz. Yani güneş sisteminde. Peki güneş sistemi özel bir yerde mi? Bak güneş sistemi özel bir yerde kainatta diyorsan o zaman yine sorun yok. Yani yaklaşık canım biz özel yıldızın etrafında dönüyoruz kaba taslak dersin. Yaklaşık özel olursun yine yani hani idare eder. Ama daha bunun esas açılımı var ki biz özel yerde değiliz. Kainatta hiçbir özelliğin senin yok. Sen burada şansına olmuş bir varlıksın. Yani veya yaratıldınsa da burada şans öyle yaratılmışsın. Yani özel bir yerde yaratılmamışsın. Veya olmuşsan burada şansına olmuşsun. Yani bütün evrenin içinde sen özel bir noktada değilsin. Bu kavramcıkta işte bu Kopernik prensibidir. Bütün bugün bildiğimiz modern kozmolojinin temelidir. Yani Kopernik prensibi denilir buna. Kopernik'in isminden. Açık konuşayım bilmiyorum. Bunu ilk defa Kopernik mi yazdı ya da telaffuz etti? Yoksa başkaları söylediler işte hizmetlerine binaen ona mı atfedildi işte hocalarıydı falan. Çünkü ilim irfan camiası acayip yağcıdır. Yani hani böyle ilk kural hocana, amirine yalaklık edeceksin. Yani bunu bunsuz yükselinmez. Onun için belki bir başkası bunu bulmuştur. Efendim estağfurullah ben bulmak ne demek? İşte hocamız Kopernik var. Sayın efendimiz Kopernik buldu falan da demiş olabilir. Belki gerçekten adam haksızlık ediyorum. Belki gerçekten buldu bilmiyorum. Şimdi bir Kopernik prensibi yani evrende özel bir yerde değilsin bir böyle bir prensip oluştu. İlk anda tartışmalara sebebiyet verdi. İşte yani Vatikan'la bunu diyenler arasında tartışmalar cereyan etti. Bu tartışmalar işte ölenler oldu yok işte kaza takıp yaktıkları oldu. Ha bu dönemde zaten dünyada adamlar denize açılmış. İngiltere'de işte hemen ardına Protestan devrimi oluyor. Almanya'da işte Martin Luther'in Protestan devrimi oluyor vesaire. Başka sosyal olaylar, daha üstünde 1700'lerde aydınlanma devrimi geliyor. Bütün bunların sonucunda zaten otomatikman yıkıldı Vatikan'ın direnişi. Yani girdikleri savaşı kaybettiler. Yani bir kez önce zaten hani atıyorum fikri savaştan önce fiziki cephedeki savaşın kazanılması lazım. Her şeyden önce Cromwell savaş alanında yendi Katolikleri şeyde İngiltere'de. Almanya'da Vestfalya Barışı yapmak zorunda kaldılar 1648'de. Yani Protestanlığın varlığını kabul etmek zorunda kaldılar. Buna benzer şeyler oldu. Sonra 1700'lerde bu sefer aydınlanma, enlightenment çağı başladı. Buna karşı o Fransız devrimine kadar gitti.
Yani Vatikan'ın direnişi yıkıldı, pazarlık yapmak zorunda kaldı. Yani yenemedi karşımdaki adamları, mecburen peki peki haklısınız demek zorunda kaldı. Taviz vermek zorunda kaldı. Şimdi Kopernik prensibi bu, bütün bu politik, sosyal olayların yansıması olarak da Kopernik prensibi artık hani değişmez bir şey olarak kabul edildi. Yani bu kainatta sen özel bir yerde değilsin, bu dünya özel bir yerde değil diye bir şey kabul edildi. Ondan sonra şöyle 19. yüzyıl sonlarına kadar zaten böyle kozmolojiye, kainata, şuna buna merak şeyle çıkar. Nasıl diyeyim, hani ümitsiz durumlarda olan bir şey. Bunlara kafa yoran insanlar genellikle ruhsal ya bunalımı vardır. Yani bir adam oturmuş da şurada kainata kafa yoruyorsa ruhsal sıkıntısı vardır. Mutlu değildir hayattan. Bir dertleri vardır yani. Hani ondan sonra felsefeye kafa yoruyorsan mutlu değilsindir. Yani hayatta bir çıkış yolu arıyorsundur. Bu öyle. Toplumlar için de böyledir. Yani toplumlarda birey gibi davranır. O bir orta çağda insanlar sıkışmış. Ne zaman ki bu denizler açıldı, dünyada keşifler başladı, icatlar başladı, en azından Batı dünyası için insanlar böyle kozmolojiyle, mozmolojiyle uğraşmaz oldu. Direkt olarak daha önemli işlere gidildi, orası sömürgeleştirildi, işte Fransız devrimi yapıldı, çatışmalar oldu, savaşlar oldu, daha ciddi işler vardı hayatta. Gün geldi 19. yüzyıl, bunlar biraz stabilize olduktan sonra, yani Fransız devrimi hani ve Napolyonik savaşlar dönemi bittikten o 19. yüzyıl yani liberal çağa başlayıp hani nispeten stabil bir ortam oluştuktan sonra hadi tekrar bu işlere kafa yormaya başlandı. Niye kafa yorulmaya başlanmış? Demek ki insanlarda sıkıntısı varmış. O da Birinci Dünya Savaşı ile patlak verdi. Demek ki o da böyle o süreçte yaklaşık o 100 yıllık süreçte böyle adım adım değil mi? Yani mesela nasıl bir dünyaymış ki mesela değil mi? Açın Karl Marx'ın yazdıklarını okuyun. Çocuklar kırbaçla çalıştırılıyor İngiltere'de maden. Bayağı yani çocuğu almışlar, koymuşlar yetim metim çocukları. Ailen zengin değilse, ailen sana bakamıyorsa Manchester'da madene tıkıyorlar seni, arkadan kırbaç şaklıyor. 10 yaşındasın. Yani benim oğlumu Manchester'da bir 1850 yılında olsak, ondan sonra ben bir şekilde ölmüş olsam veya işte ona bakamayacak durumda olsam alacaklar, bitirecekler. Madene çalış, çalışmazsan gebertiyorlar. Yani o başka ekmek yolu yok. Köle, insanların %80'i köle durumunda yani. Yani başka hiçbir şey değil, köle. Mesela hoş şimdi de öyle. Şimdi geldik oraya. Ondan sonra, peki bu süreçte bu sefer tekrar bunlara kafa yorulmaya başlandı. İşte bu dönemin 19. yüzyılın bir tek önemli yine çıkartımı vardır. İsmini yanlış hatırlamıyorsam, Olbers diye bir adama atfediliyor bu. Olbers'in böyle ben bir başka çalışmasını falan duymadım. Galiba öyle Danimarkalı, İsveçli falan gibi bir adam. Onun şöyle bir güzel çıkartımı var. Diyor ki, arkadaş diyor, teleskopumuz var diyor. Etrafa bakıyoruz. Ama etrafa baktığımız zaman ne kadar uzağa bakarsam bak diyor, duvar görmüyorum diyor. Yani yıldızı görüyorum, bir gök cismi görüyorum. Daha galaksi malaksi kavramı bilinmiyor o devirde. Yıldız görüyorum, gök cismi görüyorum diyor. Arkada siyahlık görüyorum. Şimdi eğer diyor, evren sonsuz olsaydı, yani sonsuza kadar bu yıldızlar, gök cisimleri gidiyor olsaydı diyor. Bana şimdiye kadar bunların bir şekilde ışıkları ulaşacak. Milyarlarca yıldır, yani oluştukları zamandan beri ışıkları geliyor. Benim, yani karanlık ortamları sadece çok yakın çevrede görmem lazım. Yani güneş sistemi ve civarında görmem lazım. Biraz uzağa bakmaya başladıktan sonra arkada bir beyaz duvar görmeye başlamam lazım. Yani ben aynen şu hesap yani değil mi? Hani şimdi fizikçi olan veya daha fizikçi olmayan da hani bu kadar basitin herkes biliyor. Şu tahta moleküllerden, atomlardan oluşuyor. Çok küçülüp de hani o bilim kurgu filmlerindeki gibi içine girsek, değil mi? Küçük küçük boşluklar da, karanlıklar da görürüz. Ama uzaktan baktığın zaman beyaz bir tahta, beyaz bir duvar. Şimdi bu adam da bu mantıkla hareket ediyor. Diyor ki, kardeşim diyor, ben ancak yakın mesafeden yıldızlar arası boşlukları görmem lazım. Yani çok uzaktaki yıldızlar arası boşlukları görmemem lazım. Şurada yıldız var, burada yıldız var, ikisinin ortasında da var. O ikisinin ortasında da var. Böyle gider. Ama öyle görmüyoruz. Karanlık görüyoruz uzağa da baksak. Karanlık parçalar var. Demek ki diyor bir evren sonsuz değil. Sonlu bir yere kadar. Yani sonlu ki dolduramıyor bütün gözümüzün önündeki boşluğu. Baktığımız her şeyi dolduramıyor ışık diyor. Bir, buna Olbers paradoksu falan diyorlar. Nesi paradoks onu da anlamıyorum yani. Paradoks bir şey yok yani. Ama öyle resmi, ilmi, irfani ismi öyle. İlimde, irfanda öyle saçma isim vermek vardır. Saçma isim vereceksin ki normal insanlar anlamayacak. Ondan sonra seni çok büyük bir şey zannedecek. Yani bunda paradoks bir şey, gayet mantıklı bir düşünce yani. Şimdi bir, ondan sonra şu noktaya geldikten sonra
Bundan sonra kozmolojideki ileri zıplama 1920'ler. Zaten 1920'lere gelene kadar kimsenin kozmolojiyle uğraşacak hali mi var? Birinci Dünya Savaşı var yani. Hani o günlerde oturup da kozmoloji... Mesela Einstein'a en büyük saygısızlığımın sebebi bu. Genel Relativite makalesi 1915. Ulan kap silahı da hangi taraftan yanaysan savaş. Vallahi mesela Rusların öyle bir biyoloğu var. Ben bazen derste de söylüyorum aynısını. Ben de ismini unuttum, biyolog ya. İsmini unuttum. Bak 7 Kasım 1917'de Rusya'da devrim olurken St. Petersburg'da herif laboratuvarda deney yapıyormuş. Böyle bir insan olur mu ya? Ve asistanını azarlıyor, o gün geç kaldı. Bak asistan öğlen gelebilmiş işe. Diyor ki, sonra adam diyor ki ne yapayım diyor, sokakta çatışmalar var, işte kışlık sarayı bastılar falan, sana ne ya diyor, sen diyor gel deneyini yap diyor. Hani, ne diyeyim yani, hiç benim hayat tarzım değil yani, hani direkt dalarım hangi taraftan yanaysam yani, fırladığım gibi bir şere. Hani, hiç kusura bakma sesi, bak yani, ama mesela hani bilim adamı, bilime aşık tip insan tipi bu oluyor, hiç. Bana ne diyorsun? Etrafına kendini izole etmiş olacaksın. Kendini küçük dünyana, fil dişi kulene kapatmış olacaksın. Öyle bir zihni yapın. Ondan sonra, şimdi bir, 1920'li yıllarda teleskoplar daha kuvvetlenmiş. Birinci Dünya Savaşı bitmiş falan, hani daha insanlar biraz... ve insanlar başka bir işlere başlamış. Hubble diye bir adam şöyle bir gözlem yapıyor. Şimdi, bu klasik benim. Mesela açsam bir... kitabı, genel relativite kitabı, kozmoloji kitabı der ki Hubble işte 1910, tam yılda unuttum, 20'li yıllar, 30 başları, 20 sonları falan. Benim babamın doğduğu civar, ben öyle anlarım yani. Öyle bir şey vardı, köyde mayıda mesela öyle bir zihniyet vardır. Adam doğduğu zamanı bilmez, ne zaman doğdun, ben bizim eşekle aynı yaştayım falan. öyle bir, hani kendine göre hayatını sınıflandırmak vardır yani. Bu da hesap yani, Hubble'ın tam yılını bilmiyorum, benim babamın doğduğu zamanlar kabatasla. Ondan sonra Hubble'ın bu işleri yaparken bizim rahmetli de Plevne'de koşturuyormuş sokaklarda çocukmuş. Şimdi bir, ondan sonra bu Hubble şöyle bir kitap der ki, Hubble evrenin genişlediğini keşfetti. Tamam mı? Şimdi adam evrenin genişlediğini falan aslında keşfetmemiş. Adam şöyle bir gözlem yapmış. Gözlemci insan zaten... kesin olarak bir şey keşfetmez. Bir gözlem yapar, o gözlemden sen ne sonuç çıkartırsın veya başkaları ne sonuç çıkartır. Başka uzak cisimlere bakıyorsun. Artık teleskoplar gelişmiş, uzakla yakını artık düzgün ayırır hale gelmiş. Aslında bakın, mesela uzak cisimler, şimdi burada şey yaparak bir adım şöyle bir parantez açtık yani böyle. Elimizde de gösteriyoruz parantezi. Ondan sonra bir parantez açarsak, gök cisimlerinin uzaklığını saptamak, çok eski bir problemdir. Yani çok üstünde uğraşılmış, 1000 yıllık. Benim mesela bildiğim literatürde ilk, yani bu standart yıldızların ötesindeki uzak cisim gözleme, uzak cisim demişler adamlar, yani galaksi malaksi kavramı yok, uzak cisim gözleme 952 yılında Yemen'de yapılmış. Mesela Arap İslam İmparatorluğu zamanında İran'daki o devre göre bir üniversitenin veya bir medresenin bir şeyin adamları daha iyi gözlem yapılır diye Yemen'deki bir dağa gitmişler. Orada çıplak gözle demişler ki bu cisim yani bir şekilde standart cisimlerden bir şekilde daha uzak olmalı. Yani mesela böyle bir 952 yılına ait mesela böyle bir veri var. O günden beri dünyanın her yanında mesela bir cisimlerin uzaklığı nasıl saptanacak sorusu var. İki, cisimlerin uzaklığının nasıl saptandıktan sonra gözlediğim cismin uzaklığı ne kavramı var. İşte bilhassa hani... konsantrik küreler teorisi düştükten sonra, yani dünya özel bir yerde değil dendikten sonra buna çok vakfedilmiş kendini, yani uzaklık saptama. Bu zannedildiği kadar korkunç bir şey değil, bir kez dünyanın güneş etrafında döndüğünü bildin mi, bir de dünya ile güneş arasındaki mesafeyi bir kez ölçebilirsen, yaklaşık da olsa hissedebilirsen, üçgen kuruyorsun. Yani bunun matematiği falan çok basittir yani. Hani ortaokul lise öğrencisine anlatılabilecek bir matematiği var. Üçgen kuruyorsun, tutuyorsun diyorsun ki ben diyorsun güneşin bu tarafındayken bir ölçüm yapıyorsun. Sonra gidiyorsun ki 6 ay sonra güneşin öteki tarafında ölçümü yapıyorsun. Ondan sonra aynı yıldızı ölçüyorsun. Ama diyorsun ki bu süre içinde yıldızın kımıldamışlığı yerinden çok az. Yaklaşık olarak aynı yerde olmalı.
Ben şimdi 6 ayda aldığım mesafe benim aldığım mesafe. Yani ölçüm farklılığı benden kaynaklanıyor diyorsun. Aradaki açı ölçümünü yapıyorsun. Aradaki açı farkını gözlüyorsun. Atıyorum işte bir yay saniyesi, iki yay saniyesi küçük bir şey çıkıyor. Ondan sonra dünya güneş arasındaki mesafeyi biliyorsun. Şu açıyı biliyorsun. Tak, tanjanttan falan şak diye çözüyorsun yani hipotenüsün uzunluğunu. Yani şey o hani ama işte bunu bulmak yüzyıllar almış. Yani hani şey gibi görünüyor. Hani bugün ortaokul öğrencisine çık anlat matematik dersinde bunu. Sınavda da sor. Olur ama bugün şey değil. Neydi onunla hani bugün basit ama o zamanlar zor bir konuymuş. Şimdi bir peki arkadaşım ondan sonra peki cisimlerin uzaklığı saptanabiliyor. Şimdi bunun üzerine adam kendine şu fark anlaşılmış, arkadaşlarmış. Bir yıldızlar var, biz bir galaksideyiz yani. Hani bir yıldızlar topluluğundayız. Bir de bizim dışımızda galaksiler var. Yani başka bir yıldız toplulukları var. Peki demiş adamlar, Hubble 1920 sonları 30 başlarında yaptığı işlerde. Peki demiş, bunları ben gözleyeyim. Şimdi bunları gözlerken de adamın bunu yapabilmesinin bir ikinci bilgisi var. Yani bir ikinci adama bir teknoloji bilgi gelmiş, o da şu Doppler olayı. Doppler olayı şudur, bütün dalgalar için bu geçerlidir. Yani gerçi ışık hem dalga hem parçacık gibi davranır, o ayrı mesela. O hani o şeyin, görelilik teorisinin özüdür, o farklı bir konu da. Ondan sonra hani ışığın dalga özelliği vardır. Işık dalga olarak kabul edilebilir bazı olaylar için ve buradaki olay için. Bütün dalgalarda böyle davranır. Su dalgası, hava dalgası, başka dalgada böyle davranır ki adamın şeyi, dalganın hızı hiçbir şekilde kaynağıyla değişmez. Gözlemciyle de değişmez. Yani bir dalganın üstüne sen koşarak git ya da o dalgayı sana gönderen sana doğru gelsin veya tersi sen kaç, o kaçsın. Hiç sonuçta sana çarpan dalganın hızında değişiklik olmaz. Sadece enerjisinde değişiklik olur. Enerjiden de daha öz, frekansında ve dalga boyunda değişiklik olur. Doppler olayı budur. Yani hani bunu insan ambulansı dinlerken fark eder. Ambulans uzaklaşırken başka ses verir, yaklaşırken başka ses verir. Ses, yani havada yoksa sesin hızı hiç değişmiyor. Bak, yani ambulansın gidişinden dolayı sesin hızı hiç değişmiyor. Ama sen dikkat edin, tonu farklıdır. Yani tondan kastım müziksel bir lafla söylemiş olalım. Ben şu anlamam mı? Yani ton mu dediğim müzikte. Yani frekansı veya dalga boyu ikisi birbiriyle bir bölü farkıyla bağlıdır. Yani arasındaki ilişki değişir. Başka frekans veya dalga boyu değişir. Adam şimdi bunu biliyor. Peki okey diyor. Doppler olayından da adamın yıldızların içinde veya gök cisimlerinin içinde bir de şunu bak varsayıyor. Varsayım doludur kozmoloji. Şimdi daha böyle modern varsayımlara geldik. Yani eskiler gitti. Adam bir de şunu varsayıyor. Diyor ki dünyadaki madenler, elementler her neyse oradaki gök cisimde de aynı madenler, elementler var. Yani bak şimdi, yani Doppler formülünü bilenler bilir. Ben burada şimdi öyle matematiksel şeyler tahtaya yazıp sıkıcılık yaratmak istemiyorum. Hani hiç derse çevirmeyelim. Şey yani kavram, sohbet muhabbeti yapıyoruz. Yani tahtaya yazacağın her formül ilgiyi yarılar yani. Hani bu böyledir. Yani gerçekten yani matematik. Kim matematiği sever ki dünyada? Ben nefret ediyorum. Ondan sonra şimdi bu Doppler formülünü bilenler isteyen merak eden internetten baksın. Her yerde bulunabilecek basit bir şey. Yani senin sana ışık gönderen cismin normalde böyle hareketsiz uzakta değil. Şurada laboratuvardayken sana hangi dalga boyunu vereceğini bilmen lazım. O da nasıl bilebilirsin? Laboratuvarda sen ancak buradaki maddeleri ölçebilirsin. Laboratuvarda sen buradaki maddeyi ısıtıp ondan spektrum alabilirsin. O zaman sen onu biliyorsun. Diyorsun ki burada demir. Herhalde oradan sana bir dalga geliyor. O dalga senin buradaki, onun dalga boyu senin buradaki demirin dalga boyu civarında bir şeye düşüyor. Ha diyorsun bana oradan demirin ısınmış, demirin ışığı geliyor diyorsun. Ama gelirken bir miktar sapıyor, bir miktar farklılık yaşıyor. Adam da diyor ki o bir miktar farklılık da diyor bu adamın bana göre olan hareketinden kaynaklanıyor diyor. Diğer galaksinin bana göre olan hareketi
ışığın hızı değişemeyeceğine göre diyor, ışık bir dalga, ışığın hızı da değişemeyeceğine göre diyor, demek ki bu cisim hareket ediyor. Ondan dolayı da diyor, çok ufak bir kayma yapıyor spektrum plağında diyor, bir şey yapması. Elde edilen dalga boyunda, yani demir dalga boyu atıyorum bu, ben öyle deneysel verileri bilmem. 5 ise 5,2 çıkıyor, 5,1 çıkıyor, hatta belki daha küçük, 5,05 çıkıyor. O aradaki fark da diyor, bu galaksinin hareketinden kaynaklanıyor, uzaklaştığı ya da yaklaştığı için. Bunu da düşünmek çok basittir, bak hani aynen yay gibi düşüneceksin yani, böyle hani insan kas çalışır ya yayla. Ne yaparsın? Yayı sıktığın zaman dalga boyu ufalıyor, değil mi? Çektiğin zaman dalga boyu büyüyor. Eğer bir adamın dalga boyu büyüyorsa demek ki bir şey onu çekiyor. Bu mantıktır yani tümüyle. Demek ki cisim senden kaçıyor. Şimdi adam galaksilere bakıyor. Etraf belli bir mesafe, bak burada önemli bir nokta var. Her galaksi kaçar değil. Belli bir mesafenin ötesi kaçar. Ama şimdi belli bir mesafe nasıl bir mesafe? Kavram vermek lazım. Bak belli bir mesafenin, bak Samanyolu bizim galaksimiz, şimdi fikir vermek için yaklaşık 100.000 ışık yılı. Yani 100.000 yılda ışık baştan başa bir çapını gider Samanyolu. Bir. Bu kaçanlar kaba taslak bunun ne kadar söyleyeyim? 10 çarpı 10 üzeri 6. Yani 10 milyon katı kadar uzakta olacak. Bak diğer galaksi bizim galaksimizin çapının 10 milyon katı kadar ötede olacak. Daha yakındaysa kaçmaz. Bak yani seninle aynı galaksi grubundadır. Çünkü yerel küme diye bir kavram var galaksilerde. Yani galaksilerde aynen nasıl dünya güneşin etrafında dönüyor. İşte yıldızlar birbirinin etrafında çift yıldız, üç yıldız sistemleri oluşturuyorlar. Galaksilerde uzayda birbirinin etrafında sistemler kuruyor. O sistemler kuranlara bakarsan hiçbir anlamı yok. Onların kozmolojik hiçbir manası yok. O bir iç sistem. Zaten onlar oturursun galaksilerin arasındaki mekanik dünyaya ne kadar benziyor falan diye bambaşka bir klasik mekanik çalışması veya yani gök mekaniği çalışması yapmış olursun. Ama onunla hiçbir alakası yok. Belli bir mesafeden senin yerel kümenin dışına taşmış olacak. Senin galaksi sisteminden daha öteye bir yerdeki galaksi. Bu da kaba taslak. Aslında astronomide ben ışık yılıyla daha alışıktır diye insanlar söylüyorum. Astronomide bunlar parsekle söylenir. Parsek yaklaşık 3,26 ışık yılıdır. Yani o bir astronominin standart şeyi odur. Ama ikisinin mertebesi aynı yani. Biri 1, biri 3. 10 milyon dedin mi 10 milyon parsekle de çarpabilirsin. O 10 milyon parsek diye söylenir. Bir şey fark etmez. O 30 milyon ışık yılı eder. Yani çok arada esasında özde değişen bir şey olmadığı için ışık yılıyla söyledim de. İşte yani bu şekilde senden yerel kürenin dışına bayağı bir daha uzak galaksilere bakacaksın. Adam bunlara bakmış. Dediğim gibi tek de Hubble bakmamıştır. Pek çok kişi bakmıştır. O çalışmaları toparlamıştır. Hani aralarındaki kıdemli astronom odur. O en son makaleyi falan o yazmıştır yani. Şef odur onların arasında. Diğerleri ondan bir şekilde korkuyorlardır falan filan. Yani onun üstüne kuruludur. Ondan sonra bu Hubble şu sonuca varmış ki bizden bu 30 milyon ışık yılı ve daha ötede olan galaksilerin hepsi bizden kaçıyor. Bir. Hepsi bizden kaçıyor. Şimdi bundan çıkan şey sonuç şudur. Şimdi bak sonuç bundan sen daha önceki varsayımlarını bilmeden hiçbir sonuç çıkartamazsın. Kaçıyorsa kaçıyor bana ne? Yani bak bu sonuç da çıkabilir. Yani bak daha önce bu gözlem yapılsaydı, bu demin söyledi, daha önce anlattığım ortaçağ kavgaları olmasaydı bundan gayet güzel sonuç çıkardı. Bak kainatın merkezindeyiz, işte herkes bizden kaçıyor. Demek ki de bak doğruymuş, kainatın merkezindeyiz. Bak in the beginning ile başlayan ayetler haklıymış da doğru söylüyormuş kitab-ı mukaddes. Yani sen bu sonuca varırdın ama tarihsel insan toplumu burada değil. İnsan toplumu arada bunları yani onu o öyle söyleyenlere karşı 300-500 sene savaş yapılmış. Şimdi sana savaşı red mi edeceksin yani? O kadar yıldan bir haksızlık mı diyeceksin? Kazanmışsın da savaşı, haksız da olmaz. Ondan sonra bunun üzerine olay geri adamlar demişler ki o zaman demişler herkes bizden kaçıyor
Ama biz yine de Kopernik prensibi korunmalı, kainatta hiçbir özel yerde olmamalıyız. Kainatta hiçbir özel yerde olmamamızın yolu da şudur ki, kainat bizim bildiğimiz gibi bir yapı değil, tam tersine bir yüzey. Bak nasıl yüzey? Bu yani bunun klasik örneğidir, bundan güzel örnek de yok. Balon şişiriyorsun. Bak bunu deneyini yapmak basit yani bunu yani çocuklar bile böyle anlatıyorlar hani şey değil. Balonun üstüne iki nokta koy, şişir, ikisi de birbirinden kaçıyor. Kainat yüzey gibi davranıyor. Ulan bir şey nasıl gibi davranır yani? Hani ya öyledir ya değildir. Bak sen buna inanıyor musun şahsi olarak da? Sen ben inanmıyorum açık konuşayım. Yani bu şey değil yani bir şey gibi davranmaz. Ondan sonra üç boyutlu bir cisim niye yüzey gibi iki boyutlu bir cisim gibi davransın? Ama matematik budur, teorik fizik budur. Gözle görülen basit şeyler yapılır, basit işler yapılır. Sonra geri kalanı daha üst boyutlara, daha karmaşık problemlere, buradaki sonuç izafe edilir. Yani burada efendim iki boyutta bir şey çıkıyor. O zaman bu deliller 100 boyutta da doğrudur, 1000 boyutta da doğrudur, 5 boyutta da doğrudur. İleriye doğru götürülür. Değil mi? Hepiniz tüme varım okumuşsunuzdur. Şimdi burası teknik üniversite. Değil mi? Mat 1 dersinde tüme varım vardı değil mi? Hatta lisede vardır tahmin ediyorum. Bu kadar saçma bir şey olabilir. Ben bunu matematik derslerinde söylüyorum. Ne eşittir 1 için ispat ediyorsun. Ne eşittir k için var sayıyorsun. Doğrudur. Yani neyi ne için doğru sayıyorsun. Ne artı 1 için tekrar ispat ediyorsun. Ha, sen ne için doğru saydın? Tabii ki ne artı 1 için doğru çıktı. Yani aynı mantık. 3 eşittir 2 diyeyim. 3 eşittir 2 ise ikisinin üstüne de 1000 ekledim. 1003 eşittir de 1002. Yani bu kadar basit. Yani hani bu sen kardeşim doğru saydın. Hiçbir şey ispat etmedin. Ne? Sen küçük sayılar için kontrol ettin. Küçük sayılarda hesaplayabildiğim sayılar için bu formül doğru. Dedim ki hesaplayamadığım sayılar için de doğru varsaydın. Hiçbir şey ispat etmiyorsun. Varsaydın başka hiçbir şey yok. İşte bütün matematik, teorik, fizik bundan ibarettir. Aynen kozmoloji de bu. Adam demiş ki, daha önce ben Kopernik prensibi, kainatta özel bir yerde değiliz dedim. Bunu kabul ettik, bunun için mücadele ettik, koyduk bir kenara. Üstüne de dedik ki, peki şimdi herkes de bizden kaçıyor. O zaman kainatın merkezindeyiz. Olamayız, daha önce de hayır dedik. Bu ikisini bağdaştırmanın yolu, kainat düzlemdir gibi, yüzey daha düzlem doğru kelime değil, yüzey gibi davranıyor demek. Yani şişen bir balon gibi. Hani bunu mesela çoğu kişi hayatta bunu atıyorum. Çoğu böyle astronomi profesörü, fizik profesörü anlamamıştır. Mesela ben hatırlarım lisansta biz astronomide mesela bunu anlattı bize kozmoloji dersi veren hoca. İyi bir insandı yani bak şimdi onu yani isim vermeyeyim yere kişi tenkit etmek için olmasın yani. Yani çoktur bunu anlamayan. Mesela anlattı kadıncağız bunu bize. Ben dedim ki şimdi ona hocam dedim o zaman dedim mesela Big Bang'ın yani ilk şişmeye başladığı yer dedim hesaplanamıyor mu dedim geriye doğru giderek yani. Bu adam buradan buradan geriye doğru çeksek koordinatları yani bir yaklaşık olarak da hesaplanamaz mı? Düşündü dedi ki o herhalde de çok karışık olduğu için yapamıyorlar. Halbuki çok karışık olduğu için falan değil. Balon gibi düşün. Yani onun şişmeye başladığı nokta kainatın dışında kabul ediliyor. Bak, kainat. O üç boyutlu kainatın dışında şişmeye başladığı bir nokta değil mi? Balonun ilk şişmeye başladığı nokta artık balonun yüzeyi üstünde mi o koordinat? Değil. Buradaydı. Şişirmeye başladı. Şimdi yüzeyler burada. Burada artık balon yok. Balon yani balonun şeyi yok. Zarı yok. Plastiği yok artık burada. Aynı mantık düşünülüyor. Ha, bunun üstüne doğru balonu şişirdiğin zaman herkes birbirinden kaçıyor görünür. Şişerken herkes birbirinden kaçıyor. Bu benzetme yapılmış. İki boyutta balonda bu oluyor. Veya elinde bir kumaşı çeksen bu oluyor. Bunun versiyon farklılıkları vardır. Bunun sonucunda denmiş. Demek ki evren genişliyor ama yüzey gibi genişliyor. Burada bu sefer bak şimdi. O yüzey gibi davranıyorsa evren ama üç boyutlu. Şimdi etrafımıza okuyoruz üç boyutlu. Peki o zaman evren diyorsun dört boyutlu bir uzayın içinde. O dördüncü boyutun görelilik teorisindeki, relativitedeki zaman boyutuyla hiçbir alakası yoktur. Bir de onlar insanlar onu karıştırırlar. Şöyle düşünürler ki hani bak görelilik teorisi Einstein dördüncü boyut zaman demiş. Demek ki onu kabul etmişler. Yok. Öyle bir şey onunla alakası yok. Görelilik teorisi lokal bir teori. Lokal demek, hani şuradan şuraya farklılıklar olur arasında. Elinde bir formül vardır. O formül
bir X'e, Y'ye, Z'ye bir şeye bağlıdır yani. Sürekli olarak sana formülü çeşitli durumlar içindir. Görelilik teorisi böyle bir lokal formüldür. Evrenin genişlemesi global bir olaydır. Yani aynen şimdi globalizm diyorlar ya, hani mesela globalizm ne demek? Amerika'nın herkesi köle edip, emperyalizmi dayatıp, herkesi de site devletlere çevirip, bütün uluslu devletleri yıkıp hepimizi köle etmesi. Yani globalizm bu. Globalizm dedikleri dünya bu. Aynı işte bunun bilimsel versiyonu da evrenin genişlemesi oluyor. Başka bir şey değil. Şimdi bu evrenin genişlediğini bu varsayım üstüne çıkartılıp bu şekilde bir şey konmuş. Burada hani okumak isteyen, merak edenlere yazalım bu teoriyi geliştiren kişilerin isimlerini ve biraz hani şey olsun. Bir bak. Bunun genel relativiteyle bağlantısını kuran Robertson'la Walker. Bak. Yani genel relativite ve bu konu bağlantısı Robertson bildiğim kadarıyla Amerikalı bu adamlar. Bu iki adamın üstünde hani Google'dan falan bulunabilir merak edene. İki, ondan sonra Friedman diye bir adam var. Bu Friedman olayın tümüyle fiziksel denklemlerini çıkartmış olan kişi. Bu adam da bak, bu adam da çok son derece enteresan. Bak aynen demin bahsettiğim o Rus biyoloğun benzeri. 1922'de evrenin denklemlerini hem de St. Petersburg'da kendisi Rusya Yahudisi hesaplıyor bak. Ulan devrim oluyor lan dışarıda, hiç savaş yapılıyor. Gitti hangi taraftan yanaysan ona katıl herif. Ay acaba evrenin denklemleri nasıl kalmış kendine? Zavallılığa bak ya. Hani Big Bang Theory filmindeki adamlar gibi yani. Hani o kendilerini kapatmışlar. Bu Friedman, bir de yanlış hatırlamıyorsam bu Fransız isimleri, o tarzda isimler çok aklımda kalmıyor. Friedman, Robertson, Walker, ne? Lemaître miydi? Neydi? Öyle bir ismi var adamın. Bu adam da bak, bu adam da benim bütün bu konuştuğum şeylerin esas üreticisi. Bak şimdi mesela esas üreticisi adamın kültürel kökeniyle de güzel görülüyor. Bu Lemaître aynı zamanda Katolik rahip. Bak, Vatikan'ın resmi bilim sorumlusu gibi bir adam. Bayağı doktor da fizikçi yani. Hani öyle derken hani şey değil. Hani adam hem rahip, bak rahiple papazı karıştırmayın. Papaz din adamıdır, kilisede çalışır. Rahip kendini tanrıya adamış, yani tümüyle bütün dünya hayatından elini eteğini çekmiş, manastıra kapanmış adamdır. Yani üniversiteler kiliseden değil, manastırdan. Yani o dünya hayatından elini komple çekmiş kişi ortamından türemiş kişidir. Şimdi bu Katolik, ondan sonra bir rahip, monk yani İngilizcesiyle, bu adam Vatikan'da resmi bilim, yani bu konularda, fizik müzik alanındaki bilimsel danışmanı gibi o zamanki papanın bir şey. Şimdi aynı mantık. Mesela bu adam bunu geliştirirken kafasında haklı, güzel bir pazarlık yapmış. Demek ki ulan 500 yıldır biz bu dünya ondan sonra merkezde değil diyenlerle kavga ediyoruz. Savaşı kaybettik. Ama buna karşılık onu kabul edelim. Şimdi Kopernik prensibi yalan desen ondan sonra bir anda hadi lan saçmalıyorsun. Sen 500 yıllık kültür birikimine mi yatsıdın diyecekler. Ama onun yerine diyorsun ki tamam Kopernik prensibi doğru. 500 sene evvelki papalar yanlış söylemiş. Eyvallah onu kabul ettik. Ama bu şekilde evren genişliyor dediğin zaman demin konuştuğumuz şey. Peki bir yerlerde o zaman geriye doğru büzüldü bir noktaya sıkıştı. O bir noktaya sıkıştı. O bir noktada işte meşhur Big Bang denilen hani çok popüler laf olduğu için demin tanımına girmedim. O Big Bang'ın olduğu yer ha demek ki efendim zamanındaki papalar onu biraz yanlış yorumlamış olabilir ama yine evren yaratıldı. Yani sadece efendim kutsal kitap yanlış yorumlanmış olabilir. Bu başka mesele diyorsun sen. Ama esas olarak yine sonuçta bir yaratım süreci oluyor o Big Bang'ın içinde. Ha o yaratım noktası bugünkü evrenin dışında bulunamaz da. Ondan sonra yani böyle deney de zaten yapılması veya gözlenmesi de mümkün değil. Ama bir şekilde diyorsun yaratıldı oradan bir Big Bang'la patladı. Gittikçe şişerek, genişleyerek devam etti. Adam mesela bu şekilde hani bir anlamda pozitivizmle bir pazarlık yapmış. Karşılıklı yani adamı bir anlamda bir büyükelçi gibi düşünebilirsin yani. Savaşın sonunda bir karşılıklı pazarlığı yapıldığı, bir barış anlaşmasının yapıldığı yerde biz size şu tavizi verelim, şu istediğinizi verelim. Karşılığında da biz de şunu almak istiyoruz. O anki gözlemlerde uyuyor bu ortama.
bir ortada pazarlığa var. İşte buna böyle komple Friedman, Robertson, Walker, Lemaître teorisi diye böyle komple ismiyle yazıyorlar. Yerine göre bazen birini yazıyorlar, birini yazmıyorlar vesaire. Bunların içinde esasında ilk gerçekten yapmış olan Friedman. Yani 1922 ilk başlamış olan Friedman. O tümüyle ne relativite ne bu felsefi tartışmalar. Direkt yani evren bir maddedir, evren şey gibi davranır. Böyle hani bir çeşit hidrodinamik gibi yani bir sıvı kütlesi gibi davranır deyip ondan mühendis kökenli falan da bir adam galiba benim bildiğim kadarıyla böyle bir sıvı kütlesi gibi davrandığını düşünüp oradan bu denklemleri mesela çıkarmış. Yani enteresan yani. Onun da ayrı bir boyutu var. Robertson'la Walker bugün açıp da bir kozmoloji kitabında ne görürsünüz? İşte Robertson Walker'ın çıkarttığı versiyon odur. Yani bunu görürsünüz. Genel relativite ile bağlantılı, genel relativiteden çıkartışı görürsünüz. Yani Einstein'ın alan teorisinden çıkartılışını görürsünüz. Şimdi bir, bu bildiğimiz anlamda yani bu bütün anlattıklarım o işte Big Bang teori denilen şeyin tümü aslında gerçekten bu 1920'li 30'lu yıllardaki evrenin oluşum teorisidir. Bir, şimdi bunun üstüne, bak bunun üstüne şöyle bir kaba taslak 20-30 yıl hiçbir şey gelişmedi. Yani bir ara bir şey vardı, bir tartışma vardı 50'li yıllarda. Big Bang'i kabul etmeyen bir grup vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o adam İngiliz. Hoyle diye bir adam var. Hoyle yazan. Hoyle diye. Onun hatta böyle Hintli müritleri var. Şimdi Hintliler İngilizlerin sömürgesiydi ya eski. Zamanında İngiltere'ye Cambridge'e aldırttığı adamlardan böyle yanına hocam sen ne dersen doğrudur diyen müritler toplamış. Hoyle, Narnikar falan vardı. Narnikar tam tipi Hintli ismi. Sonra mesela öyle onların bir steady state universe yani bu steady state'in Türkçe tercümesi ne olur bilmiyorum. Hani düzgün durum falan veya stabil durum evrenin falan diye bir teorileri vardı. Onların teorisinde evren geni şey olmuyor. Bu şekilde yüzey olarak kabul edilmiyor. Bu teoriyi reddediyor onlar. Buna karşılık diyorlar ki evrenin bir noktasından sürekli evrene dışarıdan madde akışı var. Yani sürekli adeta bir madde yaratılıyor bir yerlerden veya oluşuyor ve evrenin içine giriyor. Bu nedenle bu üç boyutlu evren genişliyor. Bundan dolayı diye bir teorileri var. Bu tutmamıştır. Yani böyle bir ara 1950'li yıllarda karşılıklı tartışma düzeyinde 40'lı 50'li yıllarda kaldı. Sonra gittikçe ezildi, kayboldu. Hani saçma bir karşı fikir olarak görüldü. Ondan sonra bir daha unutuldu. 1970 sonları 80 başlarına kadar bu maşallah Big Bang teorisi ne hoş ne güzel diye anlatıldı insanlara. Zaten bilim odur. Böyle varsayımlardan çıkar, şudur budur, ondan sonra gençlere, öğrencilere bu bulur, başka doğru yoktur diye anlatılır. Ondan sonra tek ispat da şudur, böyle yazmazsan sınavda seni çaktırırım. Bu peki abi der, herkes yazar. Sonra o korkudan da hani Stockholm sendromu olur, adam kabul eder onu böyle olduğu gibi falan. Korkmuştur yani, öyle bir ortam oluşur. Şimdi, 1980 falan da çıkan bir şey oldu. Ulan dedi millet, bu işte bir tutarsızlık var. Yani bazıları dediler. Peki kardeşim, evren bir noktadan başladı, yayılarak gitti. Peki balonun üstüne bakıyorum, balon sürekli. Evren sürekli değil, galaksiler arasında, galaksi kümeleri arasında acayip boşluklar var. Yani anormal anormal boşluklar var. Böyle hani şey değil, hani file çorap gibi yani. Hani aslında evren bir manada hani Calzedonia'nın, değil mi? Onlar çıkartıyor file çorapları. Ondan sonra Calzedonia'nın yeni kışlık file çorabını şişirmeniz gibi. Yani şey değil. Ondan sonra hani düzgün çocuk balonu şişirmiyorsunuz yani. Ondan sonra peki niye ondan sonra ben bunları görüyorum? Yani boşluk niye var yani? Hani senin teori sürekli bir evren varsayıyor. Boşluk nereden çıktı? Bundan da bu sefer buna karşı da tabii insan şimdi bir şeye cevap bulmak istedikten sonra bir şeyin deneyi yoksa, hayatla da direkt bağlantısı yoksa, entelektüel tartışmadan ibaretse, güncel hayatı etkileyecek, ondan makine falan yapılmayacaksa, herkes her şeye her nedeni bulabilir. Neden? Sen bulsan neden? Kimse kabul etmez. Ben bulsam etmez. Bırak beni hani çok daha büyük bizden görünen adamlar etse olmaz. Ne olmak lazım? Şimdi senin neden bulman için işte bilmem Cambridge'de ana bilim dalı başkanı olacaksın. Princeton'da işte bilen meşhur teorik fizikçi filancı olacaksın ki
sen söyleyeceksin nedeni. Diyecekler ki ağam sen bilirsin. Hani öyle konuşulacak seninle. Şimdi bunun üzerine Gut diye bir adam var. Bu Gut mu okunuyor, Gut mu okunuyor en ufak bir fikrim yok. Ondan sonra Alan. Ülkecik ismini nasıl okunduğunu biliyorum. Ondan sonra şimdi bu adamın geliştirdiği enflasyon teorisi var. İngilizce yazayım hani Google'dan bakmak falan isteyene. Inflation teori. Ekonomik, aynen ekonomik enflasyon teorisinden alınma. Yani ekonomik enflasyon paranın şişmesi falan diyorlar. Anladığım bunu değil de hani öyle diyor ekonomistler. Bu da bir çeşit evrenin hızlı, burada doğru kelime evrenin hızlı şişme teorisi denilebilir buna. Türkçe'ye çevrilirse. Bu da Gut'ta şöyle varsayıyor, diyor ki evren diyor ilk anlarda sakince şişiyor. Bak ama bu erken evren dönemiyle ilgili. Yani erken evrenden kasıt şudur. Erken evren derken hani bir yaşındayken falan değil evren yani. Bak evren 10 üzeri eksi 30 yaşın saniyedeyken. Mesela doğdu, atıyorum eksi 10 üzeri eksi 30 saniye sonra evren nerede? 10 üzeri eksi işte 20 saniye sonra nerede? 10 üzeri eksi 10 saniye sonra ne noktaya ulaştı? Birinci saniyede hangi noktada? Yani erken evrenden kasıt böyle inanılmaz küçük sayılar yani o patlamanın olduğu andan itibaren. Bu erken evren, early universe deniliyor aynen bu standart yani laf ilim irfan dünyasında. Bu dönemde diyor bir ara niye olduysa kimse bilmiyor niye olduğunu. Hani buradaki işte enflasyon teorisinin de zamanındaki o melekler itiyor demekten farkı yok. Yani niye olduğu bilinmeden bir ara çat diye çok hızlı genişlemiş evren. Öyle canı istemiş. Ondan sonra birdenbire hızlı bir genişleme süreci yaşamış. Ama çok hızlı bir genişleme yaşamış. Şimdi sakin genişliyormuş. Ama şimdi ona o zaman bir ara birden çok hız yapmış. Evren. O çok kısa sürede çok büyük hız yapmasının termodinamik bir karşılığı var. Termodinamik şimdi burada makine mühendisliği yok benim bildiğim kadarıyla. Var mı? Makine mühendisliği yok. Ben sordum yokmuş hocam. He? Ben sordum yokmuş. Ben sordum yokmuş makine mühendisliği. Ha tamam yok. Tamam. Sonra hani termodinamik ha, burada herhalde bir tek fizikçiler ya da kimyacılar okuyordur. Termodinamikte şöyle bir şey vardır. Arkadaş şöyle bir formül vardır. Dışarıdan adama mesela bir enerji verildi. Bu enerji bir işe dönüşecek. İş genişleme yerine karşılık geliyor yani. PDV falan diye söyledi. Ben en fazla şeyine girmek istemiyorum. Artı iç enerji. Yani adamın sıcaklığı. Şimdi bu termodinamik birinci yasası. Şimdi bir, diyorsun ki dışarıdan hiçbir şey girmiyor diyorsun bir kez. Her şeyden diye. Dışarıdan hiçbir şey girmiyor. O temel yani Big Bang teorisinin, steady state'in te karşı olan Big Bang teorisinin temel prensibi. Dışarıdan hiçbir şey girmiyor. O zaman burası sıfır. Burası sıfır oldu mu? İş eşittir, eksi iç enerji oluyor. Kardeşim, iş yapıldı, çok hızlı bir şekilde iş yapıldı. Bu demektir ki çok hızlı bir şekilde sıcaklık düştü. Yani çok büyük iş yapıldıysa, birdenbire çok hızlı genişlendiyse, öyle de olur normaldir. Anormal bir şekilde sıcaklık düşer çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde sıcaklık düştüyse de, bu buzdolabında falan da görülen standart bir şeydir. Al. Derin don, derin dondurucuya koy suyu, mesela bir cam şişe koy, ama normal önce soğutmayacaksın yani. Önce soğut normal buzdolabında, sonra buzdolabının buzluğuna koy, sonra derin dondurucuya koy olmaz. Bak, direkt sıcakken kaldıracaksın, derin dondurucuya koyacaksın, tamam mı? O zaman şişe kırılır. Neden? Ani çok hızlı bir genişleme yapar yani dışıyla. İşte öyle bir zamanda aniden derin dondurucuya konmuş suyu, o buzu çıkar, cama doğru tut, bak düzensiz donmuştur çok hızlı donduysa. Yani yavaş donmadıysa opaklıklar olur böyle, çizgiler olur, böyle bölgeler olur üstünde. Bir yer ondan sonra yoğunlaşmıştır, bir yer saydamdır. İşte bu da Gut'un da teorisi şudur ki, bundan çıkan, Nobel aldı bundan yani, hani böyle palavra aldı Nobel. Ondan sonra gerçek Türk milletine küfrederek Nobel alan da var yani hani maalesef yani hani Gut'unki yine kimseye zararsız var yani. Şimdi Gut'un da hakkını yemeyelim hani bizde Türk milletine hakaret ederek Nobel alınmıyor. Ondan sonra esas vatan hain olmadan Nobel alınmıyor. Öbür türlü bari bu adam
fizikle ilgili bir şeyler konuşmuş yani. Bu başka mesele. Ondan sonra şimdi bu Alan Gotton işte enflasyon teorisi mantığı üstüne bunun üzerine adam diyor ki birden çok hızlı evren genişledi. Madem çok hızlı genişledi şak diye burada yoğunlaşmalar oldu. Aniden yoğunlaşmalar doğdu yapının içinde deniliyor. Aynen buzlu olduğu gibi. Demek ki galaksi oldu. Demek ki işte galaksi kümeleri oluştu. Arada boşluklar oldu. Yani evren birden ani hızla donduğu için homojen olmayan bir şekilde ilmi irfani lafla homojen olmayan bir şekilde dondu. Bir. Yani bu bir açıklama olarak getirildi. Hatta bunun üstüne ne geyikler döndü 90'lı yıllarda. Mesela kozmik sicim diye bir şey vardı. Ben master tezimi bu kozmik sicim üstüne yaptım ki böyle bir gergedan muhabbeti daha olamaz. Yani evrende boydan boya uzanan sonsuz uzunlukta çok ince bir sicimimsi bir şey varmış. Varmış, gören yok. Hadi bakalım bunun etrafındaki gerçekimi alanı nasıl olurmuş bunu hesaplayalım. Bunun etrafında gerçekimi alanı hesaplanmış. Üstüne bunun etrafına kazaren bir parçacık girer onun nasıl bu gerçekimi alanı ile etkileşirmiş. Ne gergedan dönüyordu bunun üstüne. Bunun adı abartılmıştı. Duvarı olsa bunları, domain wall olsa nasıl olurmuş, katarkizinden falan esinlenilmiş. Yok efendim işte başka türlü versiyonlar olsa, mesela monopol olsa, tek noktalar olsa ne olurmuş. Böyle parçalar şey yapıldı. Bunların çok hızlı bir şekilde modası geçti. 90'lı yıllarda falan modaydı. Neden moda geçti? Son artık, hikayenin sonlarına geliyoruz yani. 98-2000 falan civarında evrenin genişlediği gözlemlerden artı genişlemekle kalmayıp genişlerken ivmelendiği gözlendi. Yani böyle üç tane isim var bununla ilgili ünlü. Sonra bir tanesi Avustralyalı, bir tanesine pek yazmamaya başladılar. Herhalde birileriyle tartıştı falan bir şeyler oldu. Ondan sonra bir tane ismi hatırlıyorum. Perlmutter. Amerikalı bir adam böyle hani tam tipik böyle Woody Allen'a benziyor. Böyle. Hani işte gözlüklü mözlüklü böyle. Ondan sonra tam böyle hani Big Bang teori karakteri yani. Hani böyle o hayatında hiç kız arkadaşı olmamıştır. Ne yapsın uzaya varmış. Şey, şey yok yani. Hiçbir kadın yanında istemiyor. Ne yapsın? Gece adam yapayalnız dolaşıyor. Bari de şey yok. İyi ben böyle şey yok. Ondan sonra şimdi ondan sonra bu adam ve işte böyle başka ekipler evrenin ivmelendiğini sattı. Şimdi evrenin ivmelenmesi de Big Bang teorisiyle uyuşmuyor. İvmelenmemesi lazımdı. Yani başka nedeni varsayım yapılmadan denklemler çıkartıp da her şey güzel dendi. Bunun üzerine yine bak şimdi eski varsayımları kurtarmak için bir daha araya giriyorsun. Şey yapıyorsun. Hani bu şey gibi böyle hani bir kez kötü yola girersin. Hani bir yanlış yaparsın cezaevine düşersin. Bir yıllığına. Cezaevinde mafyadan adamlarla arkadaşlık etmesen olmaz. Olmaz. Döverler seni, uçaklarlar falan. Mecburen adamlarla iyi geçinmeye başlarsın falan. Onlarla iyi geçindikçe biraz adamların işini yapmak lazım. Birilerini dövmek, mövmek lazım. Hadi bir suç daha, iki yıl daha yedin. Bu gider yani. Böyle hani adam yıllar sonra mesela der ki ya ben isteyerek girmedim bu işlere. Ne yapayım yani? Keşke bir hata ettim. Ondan sonra cezaevinde başka hayatta şansımız yok. Çıktım, kimse iş vermedi. Yine adamlar takılıyor falan. Bu da böyle. Hani şimdi bu da uyuşmadı. Ama eski varsayımları da atamıyorsun. Hiçbirinde Kopernik prensibini atamadın Big Bang oldu. Big Bang'ı atamadın enflasyon oldu. Bunu da atamadın şimdi de ivmeleniyor. Hani ilk zamanlarda ivmelenmişti şimdi niye ivmeleniyor? Onun da açıklaması yok. Bunun üzerine araya yeni bir şey soktular. Bunun İngilizcesi Dark Energy. Siyah enerji, böyle bunun geyiği çok yani, bu sıcak geyik yani, hani böyle hani, hani geyiği de sıcak yani, böyle yeni avlanmış. Bu son 10, 12 yılın, 15 yılın geyiği. Dark enerji diye bir şey var mı? Varsa nasıl var? Ondan sonra bu da şu, bak, adamları aldılar, meşhur duymuşsunuzdur veya duymamışsınızdır, önemli değil. Einstein'ın bir eski varsayımı vardır. Evren genişlemesin diye Einstein alan denklemlerini Einstein bir sabit eklemiş. Ama şöyle sabit eklemiş. Demiş ki, bütün evren demiş şeyle dolu olsun.
bir toz gibi böyle, eter gibi bir şeyle dolu olsun demiş. Ama çok ince, o evrenin genişlemesine mani olsun demiş. Ondan sonra sonradan evrenin genişlediği ortaya çıkınca 1920'li yıllarda o kabul edilince Einstein tüf demiş. Ben hayatta bunu da hata ettim buna ekleyerek demiş. Denklemlerden çıkartmış. Şimdi güzel yol buldular. Dediler ki evren bir de ümeleniyor. Oğlum şimdi bunu kime atfetmek lazım? Ama Einstein'dan büyük isim yok. İlim irfan camiasında. Ondan büyük süperstar yok yani. Michael Jackson bir, Einstein iki. Ondan sonra peki o zaman dediler ki Einstein'ın zamanında böyle bir şey vardı. Ama bütün evreni dolduran bak. Einstein onu evren genişlemesin diye koymuş. Dediler ki Einstein'ın ana fikri doğruydu. Yalnız Einstein o devirde de o kadarcık olacak artık. Yani Einstein de olsan ufak tefek davranışları olur. Einstein'ın normal bildiğimiz pozitif kütle koydu evrenin içine. Bunun yerine dediler biz bir itici negatif kütle koyalım bütün evrenin içine. Aynen Einstein'ın zihniyetiyle ama negatif olsun. Bir işaretini değiştirelim Einstein'ın koyduğunun. İşareti değiştireceğim bak. Artı Q eksi Q elektrik dersinde birbirini çekiyor. Artıyla artı, eksiyle eksi birbirini itiyor. Bak elektrik gayet mantıklı yani. Hani kadınla erkek birbirini seviyor. Ondan sonra erkek erkeği kadın kadını beğenmiyor, itiyor. Ondan sonra bu gravitasyonu bize böyle bir acayip hale getirdiler. Yani bir sapıklık versiyonunu gravitasyona çıkarttılar. Burada artı artı çekiyor, eksi eksiyi itiyor. Yani hayır, eksi eksiyi seviyor, artı artıyı seviyor. Artıyla eksi birbirini itiyor. Yani böyle hani şey yer çekiminin bir de böyle bunu kurtarmak için sapattılar bir de yani yer çekimine, yani gravitasyona bir de özel hayatına bile iftira attılar yani. Gerçekten yani bak bunu da söyleyeyim. Ondan sonra bunun üzerine evrenlerinde bir eksi kütle olsun. Eksi kütle de artı kütleyi itiyor olsun. Ondan sonra bunun üzerine bu yüzden de evren ivmeleniyor olsun. Bak onlar kümülatif bir etki yapıyor. Güya. Yani bak iddia bu. Bütün evreni bir dark enerji dedikleri toz gibi bir şey doldurmuş. Çok ince. Çok az olduğu için sen böyle yakın mesafelerde güneş, dünya, bilmem ay vesaire bu kadar düzeyde hiç hissetmiyorsun etkisini. Ama bütün evrenin olduğu için evren boyutunda galaksileri iterken hissediyorsun. O zaman komple bir toptan etki yapıyor. Sadece şey boyutunda, evrensel boyuttayken çok büyük boyutlara gidildiği zaman itme etkisi ve ivmelendiriyor bir de. Yani bir ters gravitasyon etkisi yapıyor. Yani o eksi g, m, m bölü r kare formülü yerine adeta bu tam birebir değil, artı g, m, m bölü r kare formülü geçiyor gibi. Bir şey oluyor, bir itme yaratıyor bunun üstüne. Ondan sonra, şimdi bunu koydular, bu varsayım kabul edildi. Tamam mı? Şimdi bunu koydular, ama bununla hesap yapılınca şu çıktı, bu olaydı. 13 milyar yıldır evrenin genişlemesi boyunca evrenin çoktan dağılması lazım, parçalanması lazım. İşte bu olaydı, evren çoktan parçalanacaktı. Ama sen bir varsayım daha yaptın, ondan da vazgeçemiyorsun. Ondan sonra Kopernik'ten vazgeçemedin. Onun için Big Bang'ı koydun. Big Bang'dan vazgeçemedin. Bunu koydun. Bundan da vazgeçemiyorsun. Bu sefer de yeni bir varsayım çıktı. Bu daha yakına ait. Son 6-7 yıl geyiği yani bu. Ondan sonra bu artık en taze geyik yani. Hani bugün avlanmış, denizden getirilmiş. Denizde olan geyik denizden çıkartmış. Ondan sonra bu son 6-7 yılın geyiği şu çıkartıldı. Ondan sonra dark matter. Bak ikisini karıştırmayın. Bunlar insana karıştırsan da olacak. Ben karıştırırsam da olur. Hayır karıştırmayın. Ciddi ciddi yani. Karıştırsam ne olur lan? Kare al. İkisi iki birbirinden saçma iki şey yani. Yani. Hayret bir şey. Ha bak, dark matter, kara madde. Biz aslında evrende gördüğümüzü de görmüyormuşuz. Bak, ondan sonra aslında gördüğümüzü görmüyormuşuz. Nasıl görüyormuşuz, ne şekilde görüyormuşuz? Aslında biz evrenin normalde %3 falan görüyormuşuz gördüğümüz şey. Bir dark matter varmış. Bütün atıyormuş, böyle galaksilerin falan içinde dolaşıyor. Bu her yerde değil. Yani galaksi içinde falan bulunuyor. Böyle maddenin olduğu yerde ona kardeş gibi dolaşıyor. Galaksilerin içlerinde bir dark matter varmış. Ondan sonra şöyle hatta bir resmi ismi var. Normal alışılan maddeye baryonik madde diyorlar. Baryonik matter diyorlar.
Buna karşı bunun tersi de dark matter oluyor. Çünkü şimdi bandonik diye ayırmalarının sebebi kardeşim diyor herkes. Peki madem böyle bir şey var etrafında o zaman elektromanyetik etkileşmeyle uğraşmıyor mu? Onunla etkileşmiyor mu? Ölçemiyorsun öyle bir şey. İşte zayıf etkileşim oluyor mu ölçemiyorsun öyle bir şey. Kuvvetli etkileşim oluyor mu ölçemiyorsun öyle bir şey. Diyorsun görmüyorsun ama sadece yer çekimi etkisi var. Şimdi bunu kurtarmak için de iki ayrı maddeye ayrı. Normal madde bir de iki ayrı maddeye ayrı. Görünen madde de iki ayrı maddeye ayrı yani. Ondan sonra dark matter olarak bu kara madde de galaksilerin içinde bulunurmuş. Biz görmezmişiz. Teleskop ışık salmıyormuş dışarı. Ama işte o dark enerjinin yani o siyah enerjinin itenlerin evreni parçalamaya itmeye çalışanlara karşı o yapıları koruyormuş. Sıkıyormuş onları yani aynı zamanda bir de gitmesinler diye tutamak görevi görüyormuş. Onların sayesinde bütün galaksiler, galaksi kümeleri yerli yerinde kalıyormuş. Ama ben onu da göremiyormuş. Teleskopta görmek de mümkün değilmiş. Böyle de şimdi buna böyle hatta ne atmasyon makaleler çıkartıyorlar. Yani ölçtük de diyorlar, ölçerken azıcık ışık şuradan yamulur gibi oldu diyorlar. Ne kadar yamulduğu falan belli değil. Bundan kesin biz burada dark matter var ki ışık azıcık yamuldu diyorlar. Böyle ondan sonra şimdi varsayım üstüne varsayım geldi. Onun üstüne şey geldi. Artık en sonunda şeye geldi dayandı bu kurtarmak için. Ondan sonra siyah madde bulmaya kadar dayandı. Yani gördüğünüz üzere yani buna artık hani bunlar doğrudur değil. Bak bitti aslında bilimsel konu. Doğrudur değil. İnsanların beynindeki imaj nedir? Ya da daha doğrusu insanların beyni normal insanların da bu konuyla ilgilendiği yok. Hatta yani belki de hani hiç ilgilenmiyorum deyip kendi halinde birilerinin teorisi bile çok daha doğru olabilir yani hani bu konularda. Öyle değil de hani entelektüel bir camianın fil dişi kulesine kendini kapatmış, kendi arasında yarış yapan, makam mevki yarışı yapan entelektüel bir camianın geliştirdiği teori ve evrenle ilgili modeli nedir? Yani Big Bang, şu anki kozmoloji bu. Buradan başlıyor, ta dediğim gibi bu tarihsel süreç içinde en sonunda siyah madde diye bir şeyin varlığı iddiasına kadar ve ciddi de kabul ediliyor. Yani sen şimdi siyah maddenin yoktur diye bir makale gönder, bir daha hiç makale kabul olmaz. Yani ağzında kara liste yapılmış. Öyle de bilim camiası. Yani biraz da teorik bilimler öyledir. Yani hani sen, ondan sonra sen birebir yani dünyada kabul edilen modaya uymak zorundasın. O moda değişir mi? O modayı değiştirmeye hakkı olan belli kişiler var. Yani işte Cambridge'de olursan değiştirirsin. Princeton'da olursan değiştirirsin. Efendim Cambridge'de doktora yaptın, Hawking'den el aldın. Üstüne gittin Princeton'da da Alan Dutt senin için maşallah çok iyi dedi. Sen o zaman belki 50 yaşına geldiğinde senin değiştirmene izin verilebilir. Onlar ölürken onların yerine tahtını onlardan biri sana bırakabilir. Ama öyle neydi onun adı? Ben işte bunu gözledim. Ya da bir denklemden bu çıktı. Öyle bir salt gerçeklik diyen bilim adamları dünyasının sosyal etkileşmeleri dışında bir bilim yok teorik bilimlerde. Bilim diye bilim adamları denilen kişilerin bilim kabul ettiği şeyi sen bilim diye öğreniyorsun veya duyuyorsun, okuyorsun. Yani olay bundan ibaret. Kabataslak bu herhalde yeterlidir. Ondan sonra yani bir günlük bu kadar palavranın yeteceği kanaatim. Gelenektendir. Sorusu olan var mı dedi. Ondan sonra millet de diyecek o ama konuştun daha mı konuşacaksın? O yüzden hani isterseniz yani sorun. Daha hani bence şey bu çeşitler beş bir açıklayıcı olmuştur yani. Hı. Buyurun. Filazdan evren teorisi adına bir teori okumuştum ben de. Hans Altman ve Eric Dörner isimli iki bilim adamı ciddi yani kabul görmemiş teorisyenler olan 80'lerde. O konuda bilgim yok. De o tahmin ediyorum %90, şimdi ben onu okumadım ama %90 bundan daha mantıklıdır. Ama ondan sonra şöyle bir şey vardır. Yani o sıralar bazen böyle hani demin bahsettiğim Hoyle vardı ya.
onun tarzında belli böyle büyük bir üniversitenin işte meşhur bir profesör olup bazen bir şeylere karşı çıkan falan insanlar olur. O nedenle bazen onların teorilerinin ismi duyulur. Ama onlar genel akışa ayak uydurmazlarsa bir şekilde şöyle adamlar hakkında şöyle denir. Bir zamanlar iyi adamdı da şimdi sapıttı biraz. Kafayı yedi galiba. Özel sorunları var belli. Zaten duydum karısından boşanıyormuş falan gibi. Öyle hani hakkında dedikodu çıkartılıp adam elimine edilir. Yani mesela Schwinger vardır bir zamanlar önce. Kuantum elektrodinamiğini ilk yani yapanlarından Julian Schwinger. Mesela şöyle 1965-70'ten sonra ölünceye kadar onun hakkında öyle konuşuldu yani. Hani adam yaşlılıkta biraz böyle nedamete gelmiş. Doğruları söylemeye başlamış. Ondan sonra hani dediler ki Celil Şimdinger kafayı yedi ya bırak Allah'ını. Hani böyle bir muhabbet başladı. Mesela ara sıra böyle şeyler olur. Şimdi o plazma evren teorisini bilmiyorum ama dediğim gibi 190 daha mantıklıdır ama dünyada kabul gören bir şey değil. Yani hani bir kozmoloji dergisine, bir genel bölümünde dergisine tutup da şu an bir plazma evren teorisi ile ilgili bir makale gönderip de kabul ettirmek mümkün değildir. Onu belirteyim yani. Olabilir. Olabilir ama yani şimdi açık olsun. Detayını bilmediğim için bir şey konuşmayayım yani. Hani şey, hani anlattığım şey böyle klasik, genel olarak kabul edilenleri anlattım. Yoksa böyle her zaman için hani sürüden ayrılanlar ara sıra olur. Onlar genellikle zaman içinde reddedilir. Toplumdan dışlanır veya onlar pişman olur. Sürüye geri döner. Yerine göre böyle şeyler olur. Hani genel gidişatta farklılaşmalar olur yani. Bir de en iyisi ben kendi kendime sorayım, kendi kendime cevap vereyim. Hani en baştan sorayım, mesela burada genç olanlar için işte aktarıyor, içimde ilgi, hani öğrencilere hitap etmiş olayım. Hani içimde ilgi var mı? Efendim ben kozmoloji çalışayım mı? Kozmoloji alanında doktora yapayım mı? Vesaire böyle bir şey. Benim ona mesela cevabım şu olur. Yapabilirsin. Çünkü hiçbir konunun bir diğerinden farkı yoktur. Bilim dünyasında ilerlemenin yolu amire itaat, ondan sonra hocanın elini öpmek, hayır duasını almak, referans mektubu bundan ibarettir. Sen genel akışa ayak uydurursan orada da başarılı olursun. Orada da başarılı ama ne kadar başarılı olursun? Çok olamazsın. Mesela sen yani öyle düşün. Yani çok başarılı olman için yani aşağı Amerika'da bir üniversitenin, İngiltere'de bir üniversitenin falan adamı olman lazım. Ama şey olarak hani başarıdan da bile kastin ne hayatta? Hani şahsi böyle bir yüksek makama gelmeyi başarı sayıyorsan bir ölçüde bir yerlere kadar olabilir. Eğer ayak uydurulursa topluma, eyvallah edilirse olur. Yani hani o açıdan hani kafa şey ama ciddi ciddi ben böyle bir anlayayım ne olduğunu falan diyorsan kimseye tavsiye etmem. Boşuna zaman öldürmeyin. Hayatta daha hani kendinizi ve ailenizi mutlu edecek anlamlı şeyler. Hani ilgi varsa da zevkini okursun yani. Hani aç interneti oku ama hani şey değil. Buna böyle kendini vakfetmeye, hayatını ziyan etmeye hiçbir şekilde bence değmez. Hani hele dünyadaki yani şu dünyanın son yakalandığı afet dönemini falan düşünürsen yani hani şey hani çünkü doğruya bak doğruya doğru yani bak afetle ilgili şimdi ben daha ciddi bir şey söyleyeyim. Düşünün ki Amerika'nın resmi 10.000 atom bombası var. 10.000 nükleer silahı olan bir ülke, yüzlerce nükleer denizaltısı dolaşan bir ülke İran'ı bir tane yapmakla suçluyor. Yani bak bir tane yapmakla suçluyor yani. Hani onu da yapıp yapmadığı belli değil ama tutki yapıyor. Senin 10.000 var. Hani İsa Mesih'ten bir meşhur bir laf vardır İncil'de. Sen önce gözündeki kütüğü çıkart da arkadaşının gözündeki çapağı gör diye bir lafı var yani İncil'in. Ulan senin 10.000 atom bomban var lan. Ve gerçekten bu dünyada atom bombası kullanmış, insan öldürmüş tek devletsin yani. Ve de bir başkasını tehdit ediyorsun. Sen bir tane yapmak istiyor musun diye yani. Hani artık düşün yani şimdi bu dünyada bunlar olurken, bu emperyalist saldırı altındayken insanlık yani bütünüyle, biz de dahil, bütün insanlık hani şimdi oturup da evren acaba nasıl olmuş? Yani hayatımdaki son derdim yani. Evren nasıl olmuş? Ha, mesleki olarak biliyoruz yani eğitimden dolayı. Zamanında okuduklarımızdan dolayı kabataslı hani bu teorileri biliyoruz. Dediğim gibi bunlar da gerçek olarak bakmıyorum sadece. Hani bir düşünce olarak yani. Tamam arkadaşlar. Herhalde son noktayı koymuşuz. Arkadaşlar var mı iki dakikanızı alabilir miyiz? Sorusu olan var mı? İsteyen sorsun yani bir şey yok. Hocam Higgs bozonu hakkında bir şey alabilirsin. Higgs bozonu hakkında bir şey alabilirsin.
Higgs bozonu hakkında bir şey söyleyeyim. Higgs, bak şimdi Higgs bozonu ana fikri süper onundaki bir şey. Ondan sonra ana fikir Higgs diye İskoç bir adam zamanında yaptığı için Higgs bozonu deniliyor. Şimdi bir türlü pek çok teoride cisim kütle alamıyor. Parçacık fiziğinde cisme kütle katmak için bir fonksiyon, skaler alan resmi ismiyle yani bir fonksiyon, bir Higgs fonksiyonu yazmışlar. Ona da bir parçacık demişler. Ondan sonra o parçacık demişler bir cisme etkileşme anında, aniden etkileşme anında kütle katıyor demişler. Tamam mı? Böyle bir, yani efendim cismin kendi hali dururken kütlesi yokmuş. Etkileşme başlayınca Higgs bozonunun olaya girmesi nedeniyle kütle alıyor. Bunun da Higgs bozonunun durup dururken her işe böyle maydanoz olmasının tek yolu bütün evreni dolduruyor olması. Tamam mı Higgs bozonu? Her yerde Higgs bozonunun olması lazım. Bu sefer demişler ki bunun sonucunda da hani bu demin Alan Guth'un enflasyon teorisi anlattım ya. İşte bu enflasyon teorisine sebebiyet veren arkadaşa, parçacığa inflaton derler. İnflaton da Higgs bozonunun bir, nasıl diyeyim, hemen hemen aynısı yani detay farkıyla amca oğlu gibi görebiliriz. Yani onun belli işte değerlerini Higgs bozonunun belli, Higgs bozonu en genel halde inflaton da evrensel etkileşme değeri, kozmolojide ona ondan türeyip kozmolojik etkiler yapan parçası olarak algılanıyor. Higgs bozonu bulundu deniliyor, hiç inanmıyorum. 10 milyar dolar harcandığı için CERN'de ve orada 6 bin kişi çalıştığı için bir şey bulmasalar ayıp olurdu. Onun için buldular. Kimin gidip kontrol etmeye olanağı var. İki, ondan sonra şu, yani bu bulundu dedikleri şeyler genellikle şöyle yapılır. Ne bileyim bak şimdi bir grafik vardır. Bir yerde şöyle bir çıkış vardır. Bu çıkış alet hatası mıdır nedir belli olmaz. Ondan sonra fakat bakarlar. Adam bakar buna. Araya alın der. Bundan ben işi çıkartırım der. Tabii bütün ekibin buna inanması lazım. Önce atacağın yalana kendini inanacaksın. Yalan yalan olmaktan çıkıp doğru olsun. Ondan sonra bu zihniyetler bütün buradaki sayılar. Atıyorum. Burası 0,5'tir. Şu yanındaki 0,1'dir. Oğlum derler. Hepsini bir 10'la çarpalım şunları. Hepsini bir onla bir aynı sayıyla çarpıyorum. Değil mi? Matematik doğru değil mi? Bir denklemin her iki yanı aynı sayıyla çarpılırsa denklem değişir mi? Değişmez bak işte yani. Matematiğin gerçek hayatta uyumsuzluğu burada görülen bir şey yani. Halbuki gerçek hayatta değişir. Ondan sonra bu 0,1. 0,1'i onla çarptım 1 oldu. Ama 0,5'i onla çarptım 5 oldu. Grafik bu sefer şöyle gözüktü. Adam bunu yayınlıyor. Diyor ki bozon buldum işte. Aha, al sana bozon. 0,5'i beğenemedin. 0,5 bozon işte al sana diyor. Ondan sonra ben de bu şekilde yaptım dediğim gibi. Yani bir şey bilim, bir şeyin bilim olması için ondan bir şey yapılıyor olması lazım. Gerçek hayata bir dönüşü olması lazım. Yani ya ilaç yapılmalı, ya silah yapılmalı, ya motor yapılmalı, bir şey yapılmalı. Ne yapılmış? Bir şeyden beri, 1945'ten beri bu kadar parçacık fiziği yapılır. Kuarklar bulundu, bilmem ne bulundu. Ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Ancak gen etkilerinden bahsediliyor. Efendim, onları bulmak için işte gayret gösterilirken şu alet bulundu. Çok gayret gösterilirken bulunmuş. O gerçekten bulunmamış ki. Yani onun, o bulunan gerçeğin üstüne bir şey yapılmamış ki. Onun yerine sen o aleti bulmak için çalışsaydın yine bulacaktın. O yani kuarktan bir şey yapılmış değil ki. Bilmem lepton teorisinden, parçacık fiziğinden bir makine çıkmış, bir uçak çıkmış değil ki. Yani o yüzden ona da pek inanmadığımı beyan etmek zorundayım. Bilmiyorum hani insanların bilime, dünyaya inancını mı, düşüncesini mi sarstık ama gerçek bir bilim adamı gerçekleri söyleyen kişidir. Yani İstanbul Siyasal'ın kapısında şöyle yazıyor, gerçekleri söylemekten korkmayınız Kemal Atatürk. Yani aynen öyle. Yani bilim adamı odur. Yani gerçekleri söylemekten korkmayan kişidir yani. Gerçekleri söylemekten korkuyorsan bilim adamı falan değilsin bence yani. O yüzden gerçekleri söyleyeyim ki gençlere bilsinler. Artık ondan sonra insan hayatta istediği yolu seçer. Neyse, hangi kanadı, hangi tarafı tercih eder, eder o başka mesela. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi iki deyip kalıyorsun. Matematik bölümü hocamız yardımcı doçent doktor Ece Nengin'e teşekkür ediyoruz bu güzel etkinlik için. Ayrıca okulumuz bazen bilim ve mühendisliği bölümüne de bu dersi bize verdiği için teşekkür ediyorum. Teşekkür belgesini vermek üzere fizik bölümü hocalarımızdan. Hocalarım. Evet. Evet.
araştırma görevlisi Doktor Doğan Erbağır'ı buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.